Üç kapıya gittik. Pasaportumuza baktılar. Türk olduğumuzu anlayınca geri çevirdiler bizi. Girmek yasak dediler. Yaklaşık Türk müsün diyoruz. Evet, no. Giremezsin oluyor. Direkt gönderdiler. Kendi mescidimize giremiyoruz. Yahudi polisler koymuyorlar, izin vermiyorlar. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Türklere yasak. Namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen İsrail'in zulmüyle karşılaşıyor. Türkler içeri alınmıyor. İşte bu yaşananlar da net kanıtlarından biri. ATV haber ekibi içeri girmek isterken Türk olduğu için almadıklarını İsrail askeri kendi ağzıyla itiraf etti. Bir Türk vatandaşı olarak Mescid-i Aksa'ya girmek için geldik ama bakın bu kapıdan da bizi içeri almadılar. Excuse me, it's closed. Someone told me it's open already. Evet, it's open, you don't go. Okay, yeah. I can't go. Why? From Türkiye. No, Türkiye, okay. Neden içeriye giremiyoruz dediğimde, Türk olduğumuz için mi almadınız dediğimde, Türkler giremez dediler. Önceden böyle bir şey yoktu savaştan önce mesela. Geliyorduk, bize sempatik davranıyordular. Hamas'ı terör olarak kabul etmediğimiz andan itibaren o gün bugün bizi almıyorlar, tepki gösteriyorlar. Türk'üz deyince bile bir nefret dolu bakıyorlar. İstanbul'daki Büyük Filistin mitingi Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i rahatsız etmiş olacak ki daha önce Türklere açık olan Mescid-i Aksa'nın kapıları Türklere kapandı. Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde konuşmaları birazcık bunların moralini bozdu ki bizlere de bu şekilde bir ceza vermek istiyorlar herhalde. Türkiye, İslam dünyasında en çok ses çıkaran ülke olduğu için Gazze'deki savaşa muhtemelen o yüzden bunların birazcık moralleri bozuldu bu konuda. Bugün ikinci gün Mescid-i Aksa'ya girmek istedik ancak yine alınmadık. Bakın sadece biz değil, Türkiye'den gelenler 3 kişi de Mescid-i Aksa'ya girmek istedi ama onlar da alınmadı. İsrail polisi de gel. I need your press card. Okay, after two seconds please. No, I need it now. Yine yayın yaparken İsrail güçlerinin müdahalesini yaşadık. Maalesef yarım kaldı. İşte 3 kişi Mescid-i Aksa'ya girmek istedi. Maalesef hiçbiriniz giremediniz. Şimdi giremeden döneceksiniz. Şu anda yasak dediler. Yani Türk olduğumuzu öğrenince zaten soru bile sormadılar. Direkt gönderdiler mi siz? Aynen, direkt gönderdiler. Hristiyanlar, Yahudiler ibadetlerini rahatça yaparken İsrail Mescid-i Aksa ile Müslümanların arasına etten duvar ördü. Tek temenni İsrail'in zulmüne maruz kalmadan özgürce ibadet yapabilmek. Filistinler falan giriyor normalde ama Türk olduğumuzu öğrenince hemen geri çeviriyorlar.